Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Yarın koşulacak olan Park Rising çalışmam bitmiştir. Çok kısıtlı bir bütçe vereceğim. Sadece 3 ayağı kalabalık tuttum. Orada da zaten siz istediği, daha doğrusu 2 ayağı kalabalık tuttum. Orada da siz istediğiniz şekilde geçebilirsiniz. Diğer tuttuğum isimlerin yanına eğer bahsedeceğim, yorumlayacağım hatlar aklınıza yatarsa kurgunuzun üstüne ilave edebilirsiniz arkadaşlar diyerek Yedili Plasi'nin ilk ayağında bir satış koşusu söz konusu. Başlayalım. Yedili Plasi ayağına arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman burada ben 3 isim tutuyorum. Biraz yarışın süratli geçmesi söz konusu olabilir. Mesafede orta mesafe olduğu için gerilerden gelecek isimlerin ikili de kalabileceğini düşünüyorum. Bunlardan başta tuttuğum isim 5 numaralı Ahset. Daha sonra 6 numaralı Didn't Do It ve en son olarak da 7 numaralı Luxury Stride. Bu isimler bekleme yapan isimler. Eğer zahmet olmazsa bir tanesi yarışı kazanabilir ya da ilk ikiye girebilir diye düşünüyorum. Şimdi altının ilk ayağına geldik. En zor bir koşuyla da altılı başlıyor arkadaşlar. Bunu size baştan söylemek isterim. Bu koşunun zorluk derecesinden kısaca bahsetmek gerekirse bu isimler hayatları boyunca koşmuş olduğu koşularda bir yarış yani sadece bir yarış kazanmış isimler ki bu koşuya şartlı koşuya bir yarış kazanmış isimler dekler olabiliyor. Claiming bir koşu, 7500 dolar ikramiyelik bir koşu, birincinin alacağı ikramiye. Yani her yönden nasıl bakılırsa bakılsın koşunun zorluk derecesinin yüksek olduğu söz konusu. Şöyle bir bakıyoruz analizlerimize atları kontrol ettiğimiz zaman tek tek. Burada size ben şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bir numarayla ki sadece bir numara 11. ayda geçen sene yani 2021'in 11. ayında bir koşu kazandı. Diğer isimlere baktığınız zaman yaklaşık 2 senedir koşu kazanmayan isimlerin bir araya geldiği bir koşu. Yani biri buradan çıkartın. Bu programdan çıkartalım. Burada en yakın tarihte koşu kazanmış isim 2 sene önce kazandığı koşuyu görebiliriz. Ve bir istatistik daha var. 4 numaralı Spartak. Her koşusu Paraguay menşilli ismin her koşusu birbirinden güzel ama bir türlü de koşuyu kazanamıyor. Çünkü artık yetiştiremiyor mu diyelim. Yoksa öndeki atlar mı kesmiyor diyelim. Bilemiyorum. Ama bir şekilde gerilerden gelip koşuyu kazanma başarısı gösteremiyor. Şimdi tabii ilk aya özetlerken ilk iki atımızı da söylemiş bulunduk bu arada. Dediğim gibi bir numaralı Master of Far yakın bir zamanda koşu kazandığı için koşu kazanmayı unutmayan bir isim diye düşünüyorum. Ama işte şöyle bir baktığımız zaman hem kaçıyor hem bekleme yapabiliyor. İki de sistemli, iki taktikli de koşu koşma şansı var. Burada şöyle bir bakıldığında fazla bir kaçak at yok ama bilmiyorum belki kaçar belki bekleme yapar. 4 numaralı Spartak ikinci atımız arkadaşlar. Ya sonuç itibariyle bu isim bir türlü gerilerden geliyor ama yarış kazanamıyor. Belki bugün yarış biraz süratli giderse bu defa bunu başarabilir. Daha sonra 9 numaralı Haka. Bu isim kaçak bir isim arkadaşlar. İki de koşu gördü. Bugün, yarın belki koşunun liderliğini diğer isimlerden alıp önde force edip yarışı bitirmeye çalışabilir. Buradaki kaçak isimlerden bahsedeyim size. 2 ve 9 numara 2 isim arkadaşlar. 2 ve 2, 6 ve 9 numaralı isimler burada kaçak isimler. 2, 6 ve 9 numaralı isimler burada ön tarafa hamle yapması beklenilen isimler. Ben zaten geriden bekleme yapan isimlere pek ilk isimde şans tanımadım. Çünkü bu kaçak isimlerden belki bir tanesi alır başını gider. Diğerleri rahatsız etmez. Çünkü tuhaf bir hipodrom burası. Yani bilmiyorum. Ben hiç ısınamadım. Oyun da buldum. Altılı da buldum ama
Hiç isteyerek oyun oynadığım bir hipodrom değil. Benim eski takipçilerim bilirler. Kısacası 1-4 önde tuttuğumuz isimler 9 ve 6 numaralı Siler Egeen. Bu iki isim belki bakarsınız bahsettiğimiz isim kaçmaz. Bunlardan biri kalkar kaçar. Ön tarafa yalnız kalır diye yazdım. Benim ilk tuttuğum isimler bu 4 isimler. Ama bana kalacak olursa arkadaşlar 5, 9, 3, 8, 10 diyerek gitmişim ama bu ayak gerçekten kapatılacak bir ayak. Eğer 1 ve 4 kötü koşarsa burada kimin geleceği muamma. Yani sürprizin aranılması gereken bir ayak olarak düşünüyorum. Ve ben bu tip koşularda sürekli olarak bir at banko bile çıksa sürpriz ararım. Gelelim altının ikinci ayağına. Arkadaşlar altının ikinci ayağında bu atların hemen hemen hepsi kaçak isimler. Mesafede 1200. Bu isimlerin arasında peki nasıl koşunun liderliğini kimin alabileceğini ya da yarışı kimin kazanabileceğini hesap etmek için bazı analizlerim oldu. Nedir bu analizler? Bu isimler sürekli olarak kaçak isimler olduğu için ön tarafta tempo kuruyorlar ya da yanına at geldiği zaman koşuyorlar ve ortalama bitiş derece tempolarını ortaya çıkarmak zorunda kaldım kağıt üzerinde. En iyi yarış temposu 2 numaralı Hollywood Jet'e çok ağır basıyor. Mesela bir şöyle düşünün. Burada bir saniye. Evet arkadaşlar toparladık. Şimdi yarış tempolarına bakınca şöyle. Mesela bir numaranın 22, 46, 59'larla yarış kazandığının farkına varıyoruz. Onun dışında 3 numaraya baktığımız zaman bir şey göremiyoruz. Zaten en son 2 sene önce yarış kazanmış. 4 numaraya baktığımız zaman 22, 46, 1.12'lerini görüyoruz. 5 numaraya baktığımız zaman şöyle bir açalım şurayı. 5 numaraya baktığımız zaman Ruben Silveira'nın bindiği isme. Arkadaşlar bu Ruben Silveira'nın bindiği isim burada James Nett'in antren etmiş olduğu ata biniyor. Ve bu at bekleme yapan bir isim. Daha doğrusu kaçak bir isim. Bu ismin 23, 46, 1.11'lerde kazandığı yarış temposunu görebiliyoruz rahatlıkla. Ya da 24, 47, 1.12'lerle biraz daha uzun mesafelerde yarış kazandığının farkına varıyoruz. Yani en iyi dereceleri 23, 48, 1.13. Bu bahsettiğim yarış tempoları. Yalnız burada bir isim var. Kısaca hepsini tek tek size bahsetmeyeyim. Çünkü diğer isimlere baktığınız zaman da farklı neticeler de çıkıyor. 2 numaralı Hollywood, neydi o atın ismi? Hollywood Jet var. Maşallah Jet gibi. Son kazanmış olduğu koşusunda çıktığı gibi beyaz bayrak ayna yapmış. Sadece ikinci olan isim bunu yarışı baştan sona rahatsız etmiş ama 21-44 57'lere kadar bini 57'lere düşmüş arkadaşlar son bini. Bu tempolarla yarış kazanabilmiş. Daha sonra 1200'ü 1.09 56'larda olup 800'ü 44 tempo ilk 400'ü 21 geçen beyaz bayrak ayna ki 7 boy 7,5 boy farkla bu tempolara ulaşmış bir isim bu Hollywood Jet. Son 4 koşusunu bu isim kazandı. Kazandı ve çok rahat kazandı. Yani bu tempolara ben baktığım zaman burada çıkacak bir isim 7 numara Bazen'i bulmuşum. Onu da yanlış yazmadıysam direkt bakalım. Bazen de son koşmuş olduğu koşusunda bu tempoları gerçekleştirmiş. 21.45 57'lere kadar düşmüş. O da kaçak bir isim. Büyük bir ihtimal bu ismin yanına bu isim yaklaşacak ama ben bu tempoları yakalayabileceğini hiç zannetmiyorum. Yarın akşam için altının ikinci ayağında 2 numaralı Hollywood Jet'i burada günün güvendiğim ismi olarak ön plana alıyorum. Rakip olarak dediğim gibi eğer Brazen bu tempoların üstüne çıkabilirse 7 numara Brazen ya da burada bu kadar sert bir tempoda geçecek olan koşuda gerilerden sprint atıp yarışa ağırlığını koymak isteyecek olan 5 numaralı James Nace'in antre ettiği Tony Tale belki bir şans kendine bulabilir. Yalnız o da kaçıyor. Yani bunların hepsi kaçak isim arkadaşlar. Ben size söylediğim işte yarışı lanse etmeden başta söylemiştim. Yani en iyi tempo burada arkadaşlar 2 numara Hollywood Jet'te.
Rakibi de 7 numara. Ben 2'yi sabit tutmak istiyorum. Gelelim altının 3. ayağına. Altının 3. ayağına şöyle bir baktığımız zaman burada da tek bir isim düşünüyorum. Bir dünya burada komple 1100 metre mesafede kaçan isimler var. 4 numaralı Flair Tran, Edin Rivera ile gerilerden gelip bu koşuda sprinte kalkıp da bu koşuyu kazanmasını bekliyorum. 4 numaralı ismin son yani takip ederek de yarış şey yapabiliyor. Takip ederek de yarışı hızlandırabiliyor. Ben bu ismi burada yalnız düşünüyorum. Altının dördüncü ayağına geldiğimiz zaman burası da bayağı ciddi bir şekilde karışık bir koşu ama burada da tek isim size önermek istiyorum. O da 10 numaralı Oç 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 isimli at arkadaşlar. Yani burada çoğu at geliri olan isimler. Bir sürü kendine şans çıkartabilecek isimler de mevcut. Ben burayı 10 numarayı tutuyorum. Siz düşündüğünüz isimler varsa değerlendirmeyi alabilirsiniz arkadaşlar. Altının 5. ayağına geldiğimiz zaman klasik bir maiden koşu söz konusu önümüze gelecek. Burada bir isim üzerinde ağırlıklı durmak istiyorum arkadaşlar. Yazdım kağıdı bulursam. Evet. Burada şöyle bir bakıldığı zaman Paraguay menşilli bir isim direkt göze çarpıyor meydanda. Arjantin Girl. Arjantin kızı. Bu at bir ara koştu, 5. oldu. Daha sonraki koşmuş olduğu koşusunda da bir üçüncülük elde etti. Bu ismi şöyle analiz ettiğimiz zaman bu at grubun içinde yanına yaklaşılmayacak derecede yani 97 bin dolara satın alınmış bir tay. Burada 97 bin doları bırakın 30 bin dolara satın alınmış bir tay göremedim. Yani en yakın ciddi kendine rakibi olan da 3 numara satın alma opsiyonu olarak 23 bin dolara satın alınmış. Bu isim 97 bin dolara satın alındı. Son yapmış olduğu Park Racing'deki 1000 metrelik kolobu 1.03.85. O gün için bu derece yapan 14 ismin arasında 9. en iyi derece olarak seçilmiş. Ondan önce yine bu Park Rising'de 48.89 bir derecesi var. 7 at içerisinde 5. olarak seçilmiş. Ve ilk 12. ayın 23'ünde görünen galibi da 49.87. 16 at içerisinde o gün bu dereceyi gerçekleştiren en iyi at olarak ön plana alınmış. Yani sonuç itibariyle bu galoplar süper galoplar bence. Çünkü Park Rising gibi bir hipodromda antrenman sahasında bu galopları yapmak her yiğidin harcı değil. Yani bizim Urfa'yı düşünün. Aynen öyle sert bir pisti var. Ben bu ismin bir aksilik olmazsa yarın bu grupta bu koşuyu kazanmasını umut ediyorum. Benim burada da size önereceğim bir isimdir. İnşallah yarın bu isim AGF çıkmaz. Bu Park Rising'de koşmuş olduğu son koşusunda üçüncülükten öte gidemedi. Yalnız o gün yarış içerisinde muhtemelen bir problemi oldu. Yani bu ismin o koşuyu kazanması bekliyorlardı, bekleniliyordu. Ama 34 bin dolarlık o koşuyu Josep Berriros ile kazanamadı. Şimdi baktığımız zaman Josep Berriros yine deklare olmuş. Mesela yine ikramiye 34 bin dolar. Yani demek ki o gün için bu jokeyde bir terslik yoktu. Atta bir problem vardı. O yüzden günün yalnız bıraktığım ismi olarak önerebilirim. Rakip yazmak istediniz mi? Çok isim yazarsınız arkadaşlar. 5, 3, 8, 1, 6, 10 diye kapamaya kadar gider. Altının son ayağında da size tek bir isim vereceğim. 2 numaralı Habibachi. Bu isim de bu kadar atın içerisinde tek bekleme yapan bir isim. Son üçüncülüğünde de biraz toparlanmış göründü. Eğer aynı formunu koruyorsa James Rodriguez ile bu grupta bu isimleri avlayabilir. Arkadaşlar herkese iyi geceler diyorum. Hoşça kalın.